Son günlerde çocuklara yönelik istismar hakkında neler düşünüyorsun? Çocuklara yönelik istismar hakkında çok kötü durumlardayız biz ya. Ufak tefek çocuklara kaçırıyorlar. Ondan sonra hiç ceza vermeden ayda dışarı savuşturuyorlar. Öyle olur mu? Peki sizce ne gibi ceza uygulanmalı? En büyük cezaya. Elini kolunu kesecekler. Asmayla ne olmaz? Elini kolunu kesecekler, öylece duracak. Çok kötü bir şey. En büyük ceza verilmesi lazım. Sizce ne gibi ceza uygulanmalı? Bence idam. Çünkü tekrarlamaması lazım. Vallahi çok rezalet biliyorsunuz. Özellikle yaşlılar çok fena. Biz hani izlediğimiz kadarıyla çok pis oluyorlar. Hani ne gibi ceza uygulanmalı? Tabii ki çok ağır, hiç af olmasın yani. Ne, bunda af geri dönüşü yoktur. Hatanın gerekirse idam bile yapsınlar. Son günlerde bayağı yaşanmaya başladı ve yine 3 tane çocuk kaçırılmış. Çok yani bu konuda bence bir önlem alınmalı. Yani idam verilecekse eğer bu tamamen doğru bir şekilde yapılmalı. Biz şu andaki beklediğimiz tamamen idamın gelmesi. Şu anda sosyal medyada da yoğun takipteyiz. İnşallah gelecek diye umuyoruz. İdam etsinler, idam. Ne söyleyeceğim? Ben idamın çıkmasını isterim. Aslında çıksa iyi olur. Herkes istiyor bunu. Çocuklarımızın geleceği için çocuklara bu zulüm iyi değil bence. Çok kötü şartlarda yetişiyor çocuklarımız zaten. Biz bunu idam olmasını istiyoruz. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başka da diyeceğimiz bir şey yok. Peki aileler nasıl önlem almalı? Çocuklarına sahip çıkacaklar. Sokağa çıktığı zaman yanında olacaklar mutlaka. Vallahi çocuklar bir sabıdır. Aklı ermez. Çocuklara yapılan hepsi hakarettir. Yazık, günahtır. Aklı ermedik çocukları bu şekilde sıkıntıya sokmaları haksızlıktır. Tabi biz de idamlarını isteriz. Bunu hakaret yapanları cezasını bulmalarını isteriz yani. Cezayı alsınlar. Yazıktır. Melektir. Bunlara yazık, günahtır yani. O bizim geleceğimizdir çocuklar yani. Bu şekilde ben çok üzücü bir olay. Çok da üzüldük biz. Ailece de üzüldük. Bunun ailelerimiz de bunun tedbirini alması lazım. Bunlara da çok ağır cezalar verilmesi gerekir. Ne gibi cezaların uygulanmasını istersin? Bu çocuğun hayatı yani öyle çocukları hayatını yok edenlerin de hayatının tamamen kökünden kazınması lazım yani. İdam diyorsun. Evet. Öyle yani, çok ayıp, çok günah yani. Vicdan o çocuklara yazık. Yazık, çok üzüldüm yani, televizyonda gördüm. Devletimiz 15-20 gündür arıyor ama ne çare bulundu da bunların en ifadesini alıp bunları arif etmeyeceğim yani. Bunları hemen kaybetmek lazım. Yani meclis, dünya, Türkiye çapına söylüyorum. Bunları hiç arif etmeyeceğim, hemen kaybedeceğim bunları. Bu çocuk ya yazık ya, gün görecek, dünyada yaşayacak. Anası babası nasıl dayanıyor? Bunu diyeceğim, devletimiz bunu bilir inşallah. Neler söylerim, bunları hadım etmek lazım. Kökünü kazımak lazım. Hapishaneden çıkmasın. Bunlara tek en son ceza neyse daha da çıksınlar. Yuvasında ve işi bitirsinler. Bu işte her şey, her şeyden hazırız biz. Başka diyeceğim yok. Nalet diyorum onları ben. Nalet diyorum, nalet diyorum, o kadar. Tayyibimiz olmasa bunlara da bir hak düşünecek herhalde. Hani nasıl yapıyor bu günahsız bu çocuklara ya? Bunlar da vicdan desek değil, gavur desek değil. Bunlar nasıl insan, nasıl millet eline diyor. Sana soruyorum ben de. Nasıl millet, nasıl soru? Bu adam beni gördükçe televizyona aç, kapa diyorum, ağlıyorum. Kapa diyorum, ağlıyorum. Anladım. Onların anası bu basından nasıl dayanıyor ya? Ben iyiliğin adamı hemen dayanamıyorum. Vicdanı yok demek ki. Ulan bu çocuk ya, küçük ya. Aklı verse dediğin doğru. Aklı verse ya. Küçük sabi çocuk ya. Ne gibi ceza uygulamalı sizce? Bunları halka verecek, benim gibi adamlara bunları asacağız. Anladın mı? Halka verecek, bunları asacağız. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim baba. Gerekeni yapalım ya. Neyse gerekiyor, ne istiyorsa. Ne gibi ceza uygulanmalı? Asalım ya. Vatandaş bunu istiyor zaten. Neler söylemek istersiniz? Ne diyeyim, ne anlatıyorum, ne diyeyim? Asılması gerekiyor. Asılması gerekiyor. Bizim diyeceğimiz bu yani. Bir dahakilerine olmasın. Bir dahakilerine yapmasınlar. Yani insan onu üzülüyor yani. Böyle çocukları katledilmek çok zor. Devletimizden, hükümetimizden bunlara asılmasını istiyoruz. Katiller yakalansın. Asmadan başka hiçbir şey yok. En şey asılacak. Bana kadar çocuğa şeyden, her şey gelir bunun elinden asılacak.
İdam istiyoruz. O çocuklar bizim de çocuklarımız. Aileler lütfen çocukları yalnız bırakmasınlar. Özellikle bayramda şeker toplama, bayramlaşma hiç gerek yok. Vallahi ben idam istiyorum. Onların böyle orta yollarda gezmesini istemiyorum. Hani idam benim düşünceme sorarsan daha bir kötü şeylerim var ama açıklamak istemiyorum. Ama o çocuklarımıza sahip çıkmak istiyorum. O çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceğe sahip çıkmazsak biz şimdiden biteriz. O yüzden idam istiyorum. Direkt asılsın bunlar. Başka hiçbir şey yok. Cezaevine gidip de niye onlara ekmek aşı verecek? Allah taş eder. Günah onlar. Direkt asılsın onlar. Onları ekmeğe aşa günah. Çok kızıyorum abla. Çok. Böyle bir şey olamaz ya. Olmaz böyle bir şey. Bence idam istiyorum ben. Bunlara idam. Ya da yani halkın ortasında öldürülsün bunlar. Ben böyle istiyorum yani. Onlara bakmak günah tabii. İdam istiyoruz. Neden? Biz çoluğumuzu çocuğumuzu meydanda koruyor muyacak? Eski yaşantımızı yaşayamayacak mı? Biz Türk milletiyiz değil mi? Eskiden biz çocukluğumuz dönemimizde çocuklarla birbirine kaynaşarak oynuyorduk. Şimdi çocuklarımız içeriden, torunlarımız içeriden koyuramıyor. Doğru mu? Bu yaşantının içinde çocuklar ne yapacak? Bunalım geçirecek. Dışarıya koyuyoruz, istismar var. Çocuklarımız öldürülüyor. Ankara'daki çocuk akşam buldular cenazesini şeyde, Ağrı'dakini. Yazık değil mi? Ankara'da bulundu. Şimdi bir çocuk daha aranıyor. Bunlar çocuk istismarı asılmasına istiyor. İdam. Ablacığım her şeye eyvallah. Namussuzluğa yani hayır, her şekilde hayır. Büyük bir şiddetle asmalarını istiyoruz hepsini.